Türkiye'de AK Parti'de, CHP'de, DEM Parti'de, öteki partilerin hepsi aynı yere hizmet ediyor. Çok sağ AK Parti'ye oy vermem diyor. Bundan sonra, hele bu seçimlerden sonra gelecek zamlarla anamız ağlayacak. Şu an İstanbul bıçak sırtı. İlde AK Parti, ilçede CHP gerçekten güzel bir... Benim için kalıcı son hedef değil. Türkiye'de AK Parti'de, CHP'de, DEM Parti'de, öteki partilerin hepsi aynı yere hizmet ediyor. Aynı yere hizmet edecek de ama refahta belki bir şansımız vardır. Ben mesela Erbakan'a hiç oy kullanmadım. Yaşıyorken hiç oy kullanmadım. Ama geçen seçimde de bu seçimde de bir alternatif arayışına girmeye başladım. Refah Partisi'ne vereceksiniz yani? Evet. İmamoğlu başarılı. İmamoğlu'na mı vereceksiniz? Evet. Neden peki efendim? Yaptıklarını görüyoruz çünkü. Yapılmayanları da görüyoruz. Burada kime vereceksiniz efendim oyunuzu? Esin Hanım. Esin Hanım'a vereceksiniz. Ha. İstanbul seçimlerinde efendim kime oy vereceksiniz? İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu. Peki ilçe belediyede kime vereceksiniz efendim? AKP'ye verebilirim. AK Parti'nin adı Kadem Ekşi miydi efendim? Kadem Ekşi. Ona oy vereceksiniz. Akrabamız olduğu için. Yoksa AK Parti'ye oy vermem diyor. Efendim İstanbul seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Peki ilçe belediyemiz burası mı? Maltepe mi? Evet evet. Burada kime oy vereceksiniz? Vereceğiz. Esin Hanım'a vereceğiz. Esin Hanım'a. Efendim merhabalar. İstanbul seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Hiç kimseye vermeyeceğim arkadaşım. İstanbul seçimlerinde kime vereceksiniz oyunuzu? Kötünün iyisine vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Peki ilçede Maltepe'de mi oturuyoruz? Burada oturuyoruz evet. Burada kime vereceksiniz efendim? Burada da yine CHP'ye vereceğim. Adayımızı önce biliyor muyuz efendim? Adayım evet. Enis Hanım. İstanbul seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Vallahi kime oy vereceğiz şu an kafamda açıkçası değerlendirme yapmadım. Ama yenilik gerekiyor. Peki efendim böyle vermek isteseniz hangisini tercih edersiniz? Yani sonuç olarak bir oy kullanacaksınız. Tabii ki Kurum. Murat Kurum mu? Peki ilçe belediyemiz burası mı? Burası. Burada da Esin Köymen. Esin Köymen. İkisi de birbirinden farklı partiler efendim. Olsun değişsinler yeter artık. Ben de yenilikten yanayım, değişmeden yanayım. Deneyelim, pişmanlığımız olursa da dersek ki vatandaş olarak oyumuzu kullandık. Ama düşüncelerimize ters geldi. Yeni bir aday çıkaralım. Hep beraber toplum. Yerel yönetimlerde aslında olması gereken galiba. Aynen öyle. Değişmekte hepsi için fayda var. Yani bunun ayıbı yok. Bir sorumsal sorumluluk taşıyorsak, vatandaşsak zaten bunu yapabilmeliyiz. Yani kafamızdaki düşünceleri, yanlış olanları değiştirmeliyiz. Aydın ve ilerici demokrasiden, insan haklarından, gelecekten bahsediyorsak biz duygularımıza değil doğruları yaşamak lazım. Duygular gelir geçer ama doğrular kalıcıdır. O doğrular da yerine oturmuyorsa yani yeni felaketlere hazırlıklı olmak lazım. Bu da bizim için, dünyamız için, insanlık için iyi bir şey değil. Alalım temennimiz bu. Çok teşekkür ederiz ama farklı bir şeyiniz oldu. İlde AK Parti, ilçede CHP gerçekten güzel bir... Benim için kalıcı son hedef değil. Ben bugün böyle düşünebiliyorum. Benim gibi... Hizmet anlayışınız var şu anda galiba. Değişmesi gerekiyor. Bugün Maltepe'de, ilçe belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olmayabiliriz. Vermiş de olabiliriz. Ben bir vatandaş, toplumun bir parçasıyım. Efendim Maltepe'de oturuyorsunuz. Maltepe'de kime oy vereceksiniz? Maltepe'de Ali Kılıç'a oy vereceğim. Ali Kılınç'a? Evet. Evet. Hangi partiden efendim? CHP tabii ki. CHP'nin adayı Esin Hanım diye biliyorum ama. Bilmiyorum vallahi o kısmını bilmiyorum ama. İstanbul. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Efendim Maltepe'li miyiz? Evet. Maltepe'de kime oy vereceksiniz efendim? CHP'ye. Esin Hanım'a mı vereceksiniz? Esin Hanım'a vereceğim. Evet. Peki ilde kime vereceksiniz efendim? İmamoğlu'na vereceğim. Bundan sonra hele bu seçimlerden sonra gelecek zamlarla anamız ağlayacak. Kesinlikle. Ay şimdiki şu anda aldığın 400 liralık kıyma o zaman olacak 700-800 lira. Bunu böyle bilin. Yani ben garanti ediyorum ve bunu da yazın. Maltepe'de efendim kime oy vereceksiniz? Şu anda kararsızım. Peki İstanbul genelinde sorsak İstanbul seçiminde kime vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. İmamoğlu'na vereceksiniz. Tabii. Peki neden efendim? Yani yıllardır gördük. 5 yıldır takip ediyoruz. İyi başarılı da götürüyor zaten. Bu sadece bir belediye seçimi değil. Türkiye'nin geleceğinin seçimi. Peki seçimden sonra ne olur efendim sizce? Şu an İstanbul bıçak sırtı. Eğer İmamoğlu seçilmezse, CHP Türkiye genelinde büyük illeri kaybederse geleceğimiz iyi değil. Onu görüyorum. Ben İyi Partiliyim, İyi Parti'ye vereceğim. Peki İstanbul'da tercihimiz ne olur? İstanbul'da bakacağız.
Ya aklınızdan hangisi geçiyor yani şu ya anda? Bizim şeyimiz var, Burak Avuncu var adayımız. Ülkemiz için hayırlısı neyse olsun. Aynen. Çok karıştı ortalık ama partiler hepsi ayrı ayrı aday çıkarıyor. Bence doğru. İstanbul herhalde ilk defa bu kadar seçime evet, fazla adayla gidiyor. Evet evet, yani ben bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim ya. Şey, çekişmeli bir seçim olacak. İnşallah hayırlı olur. Herkes kendi şeyinden girse daha iyi olur. Ben İyi Partiliyim. Alınacak seçimi alamadık maalesef CHP ile beraber. Yani gerçekten bu bizde şey yarattı yani, moralimizi bozdu. Maltepe'li miyiz? Evet. Maltepe'de kime oy vereceğiz efendim? Ben CHP'liyim. Tamam, Maltepe'de kime oy vereceğiz efendim? Esin Hanım'a. Esin Hanım. Peki İstanbul'da kime vereceğiz efendim? Ekrem Bey'e. Maltepe'de mi oturuyoruz? Yani evet. Oyu burada mı kullanacağız? Evet. Peki Maltepe'de kime oy vereceksiniz? Vallahi muhalefete vereceğiz de ki henüz karar vermedik. Peki İstanbul'da adayınız belli mi? İstanbul'da vallahi ben şöyle düşünebilirim. Önce insan diyen kişiye cana vereceğim. Kime vereceksiniz efendim? Önce can diyecek. Yani onu bakalım zaman gösterecek. Ama muhalefete vereceğim yani. Peki teşekkür ederiz efendim.